İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Mekan ve İnsan'ın 37. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğum Aslı Çiçek. Kendisi yurt dışında yaşadığı için bize Skype bağlantısıyla katılacak. Ve kendisiyle sergilenen mekan üzerine sohbet edeceğiz. Aslı Münih Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden yüksek iç mimar diplomasıyla mezun oldu. Münih, Viyana ve Rotterdam'da çalıştıktan sonra Brüksel'e yerleşti. 2009 yılından bu yana da Leuven Katolik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin Brüksel kampüsünde iç mimarlık diploma atölyesinde diploma atölyesini yönetiyor. Türkiye ve Avrupa'da mimarlık ve sanat üzerine yazıları yayınlanıyor. Oase Mimarlık Dergisi'nin yayın kurulu üyesi. Mimarlık pratiğini sergi mimarisi üzerinden yorumluyor Aslı ve tematik, retrospektif ve monografik birçok serginin de senografisini gerçekleştirmiş. Aslında eğer 4. İstanbul Tasarım Bienalini ziyaret ettiyseniz tüm mekanlarını tasarlayan kişinin tasarımlarının içerisinde bu deneyimi yaşama fırsatı buldunuz. Keza kendisi Aslı'ydı. Bugün kendisine özellikle İstanbul Tasarım Bienali deneyimi üzerinden ve tasarımı üzerinden ama genel olarak mekanın sergilenme alanı olarak kullanılıyor olması ile ilgili olarak bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Sevgili Aslı, öncelikle teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğin için. Ve hemen Tasarım Bienali ile ilgili çalışmalarınızdan ben sormaya başlayayım. Siz anlatmaya başlayın. İstanbul Tasarım Bienali için öncelikle nasıl bir ekiple çalıştınız? Ekibinizden biraz bahseder misiniz? Merhaba, ben teşekkür ederim davetiniz için. İstanbul Tasarım Bienali, bildiğiniz gibi İKSV ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın organize ettiği, gerçekleştirdiği bir etkinlik. Çok güzel bir ekiple çalıştık her şeyden önce. Direktör Deniz Ova yönetiminde birkaç ay birlikte çalıştığımız bir ekip oldu. Benim için çok önemliydi ekibin bu kadar profesyonel, özverili ve tecrübeli olması. Çünkü daha önce İstanbul'da ben bu çapta veya herhangi bir çapta aslında bir işe imza atmamıştım. Yapım ekibinin başında Mimar Merve Yücel vardı. Kendisi yine ilk Tasarım Bienali'nden beri kurulumda eşlik ettiği için her konuda çok yardımcı oldu. Keza yine sabit ekibe dahil olan ve her mekanın başında o mekanı kontrol eden arkadaşlarımız vardı. Güzel olan diğer bir taraf bayağı böyle kadınların yoğunlukta olduğu bir uygulama ekibiydi. Matkapıyla, çekiciyle dolaşan bir sürü arkadaşımız vardı. Bunun yanı sıra gönüllü olarak çalışan iç mimarlık, endüstri tasarımı öğrencileri vardı. Onlar da sağ olsunlar sabah akşam gruplarını çıkarmadan çalışıp durdular. Rahat bir çalışma planımız da vardı. Çünkü Ağustos başında, Eylül sonunda açılacak bir sergi için Ağustos başında ilk mekanı kurduk, Stüdyo X'i. Daha sonra araya Bayram girdiği için bir ufak ara verdik. Sonra bir ay kadar diğer 5 mekanı tasarlamış ve kurmuş olduk. Daha doğrusu onun dışında üretici firma Ekincik mesela Bursa'dan bize çok yardımcı oldu. Çünkü elemanlarını kullandığımız tasarımcı Lukas Wegwerth Berlin'de yaşıyor. Ve Türkiye'de üretimi daha önce yapmamıştı. Dolayısıyla Ekincik Metal çok hızlı bir şekilde bize dönebildi ve çok güzel sonuçlar verdi. Ortaklaşa çalışmamız. Ve Yampur da aslında bizim de sürekli mekanlardaydı İstanbul'da olabildiği sürece. Hatta o kadar ki merdiven tepelerinden zor indirdik kendisini. Yani hep işler yapıyoruz. Diyorduk adamcağız gelecek, başına bir şey gelecek. Ben 13 kadar sergi gerçekleştirdim geçen 3 sene boyunca. Çok farklı sektörlerle çalışma imkanım oldu. Bu kadar işin içinde olan ve uygulamasına tasarıma karışmadan, çok değiştirmeden ama uygulamada bizimle birlikte olan az küratörle çalıştık diyebilirim. Onun dışında tabii ekibin daha çok dışarıdan katılan yardımcıları da vardı. Bazı taşeronlarla birlikte çalıştık. Çok güzel bir benim için. Hatta galiba biraz şımartılmış bile oldum. Çok evliyle çalışan çok tabii ki. Bence çok hak edilmiş bir şımarıklık. Keza
Tasarım Bienalinin altı mekanını da izleme fırsatı olmuş birisi olarak gerçekten elinize, emeğinize, ekibinize sağlık diyeyim. Teşekkürler. Onların adına da teşekkür ediyorum buradan. Şimdi benim bundan sonraki sorum aslında hem Bienal üzerinden, dolayısıyla Bienali izleme fırsatı, deneyimleme fırsatı olmuş izleyicilerimizin Bienal üzerinden okuyabileceği bir cevap olabilir. Ama aslında ben mekan ve mekanın sergi alanı olarak kullanılmasıyla alakalı ilişkilendirerek biraz genel bir soru sormak istiyorum. Mekan tasarımının bu sergileri ya da Bienal için konuştuğumuzda Bienal katılımcıları üzerindeki etkilerinden biraz bahsetmek isterim. Yani tasarım eserleri ve nesneleri var ve siz bunu bir kurgu içerisinde düzenleyip onu izleyicisiyle, katılımcısıyla buluşturuyorsunuz. Bunun neden önemli olduğunu ya da mekanların size ne gibi girdiler sunduğunu, ne gibi zorluklar çıkardığını merak ediyorum. Size birkaç etapta cevap verebilirim. Şimdi mekan tasarımının sergilerdeki önemi her serginin belli bir hikaye anlatmasıyla yakından ilgili diye düşünüyorum. Çünkü tabii ki yani eserleri duvara asabilirsiniz, belli işte vitrinlerde gösterebilirsiniz fazla hikaye anlatmadan. Sadece göstermek üzerine kurulu olacak bir şeydi bu. Ama her serginin bir içeriği var. O içeriğin bir şekilde mekana aktarılması, tercüme edilmesi gibi bir programa sahip sergi tasarımı. Aynı zamanda eserleri içerik olarak düzenleyen de bir tarafı var. İstanbul Tasarım Bienali'nde 200 kadar katılımcı vardı. 6 farklı mekanda da olunca neredeyse 6 farklı alt grupta sergi düzenlemiş oluyorsunuz. Bienal'in ana teması sosyal tasarım olduğu için, yani bu mobilya veya işte günlük obje tasarımı değil, çok sosyal gelişmelere, sosyolojik gelişmelere cevap veren bir tasarım pratiğinden yola çıkan bir Bienal. Dolayısıyla bir sürü iş aslında Temmuz civarındayken bile daha üretilmiş değil. Yani verilen bir üzerinden, küratörlerin belirlediği bir brief üzerinden bir sürü işin daha oluşması gerekiyor. Bu benim normalde tasarladığım sergilerden, monografik, retrospektif sergilerden biraz daha farklı bir şeydi. Çünkü bir tarz sergilerde hani ortada var olan bir iş üzerinden yola çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bir obje listesi ve bir metrik ve onu mekana yine dağıtıyorsunuz. Aynı şekilde bu işte küratöryel hikayeyi anlatacak tarzda. Tasarım genelinde bayağı uzun bir süre, yani yarısından fazla katılımcıların daha önceki projelerine referans atıyorduk ama verilen brief'e, verilen temaya göre üretecekleri işi daha bilemiyorduk. Dolayısıyla bir noktada bizim beklediğimiz sergiler biçimi tasarımcıların da kendilerini adapte etmesi gerekiyordu. Genelde olumlu sonuç aldığımız bir yaklaşım oldu bu. Çünkü belli bir noktada dedik ki işte şu kadar mekanımız var. Duvarlara bir şey asmıyoruz. Ben olabildiğince duvarlardan uzak kalıp mekanın ortasına konsantre olmaya çalışmıştım tasarımda. Dolayısıyla da işte şuraya koyacaksınız işinizi, şu kadar alan var. Ve eğer daha farklı bir şey özellikle gerektirmiyorsa bu internet içinde sergileyeceğiz. Yani bir noktada biraz kontrolü biz elimize almış olduk. Bu gerekli bir şey. Çünkü dediğim gibi 200 tane katı çok farklı iş, çok farklı ölçekler belli bir noktada bir düzen gerektiriyor. Bunun yanı sıra tabii yine çeşitli mekanlarda var olduğu için Bienal ilk defa 6 mekana yayıldı. Bu mekanların gereklerini de göz almak durumunda kaldık. Örneğin bazı mekanların işte Studio X, Bank ve şey Arter vitrin olan mekanlar, yani sokakla direkt sokak seviyesinde bazı mekanlar görsel olarak. Dolayısıyla orada Bienal'in içine çekmek işlerde gösterebilmek aklına geliyor. Diğer üç mekan, Salt, Galata, Pera ve Yapı Kredi vitrin olmayan mekanlar. Dolayısıyla orada farklı bir yaklaşım gerekiyordu. Birkaç tane mekanda işte Pera olsun, Yapı Kredi, pardon, Aksanat olsun,
mekanlara direkt müdahale edebildik. Diğer çalışmakta daha çok elimize gelen mekan kuruluşunun içinde hareket ettik. Tabii mesela Studio X ile Arter'in arasında mimari açıdan da büyük fark var. Veya Yapı Kredi yine çok güncel bir mimariye sahip. İşte Arter neoklasik bir yapı. Sonuçta bu yapının getirdiği bir plan, o plana tepki vermek. Studio X'teki daha kaba inşaatı hatırlatan iç mekanın estetiğinden çok daha farklı. Bunları tabii bizi zorladığı noktalar oldu, rahat ettirdiği noktalar oldu. Ama genel olarak serginin içeriğine katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Yani çok steril galeri mekanları olması yerine mekanın karakterine uygun çalışmaya özen gösterdik. Ve tabii konularla birleşince farklı tasarımlar ortaya çıktı. Şimdi Biennale'in de bir teması vardı. Bu seneki teması okullar okulu idi. Ve siz de tasarımlarınızda bu 6 farklı mekanı sınıflar ve sınıfları birbirine bağlayan koridorlar olarak tasarladınız sanırım. Ben sizin bu konuyla ilgili yaptığınız diğer röportajlarda böyle bir izlenim edindim. Böyle bir alt metin okuması yaptım. Bu farklı sınıfları birbirine birleştirirken, bu koridorların kurgusunu yaparken mekanlara da, bu 6 farklı mekana da farklı alt temalar, konular atfedildi anladığım kadarıyla. Bunu da bize birazcık anlatabilir misiniz? Tabii bu okullar okulu temasından yola çıkarak zaten küratörlerin belirlediği bu bir okul koridoru mekan düzenlemesi fikri vardı. Ben dahil olduğumda projeye bu fikir zaten altyapıyı oluşturuyor gibiydi. Yanbulu'nun söylediği İstiklal Caddesi'ni bir koridor, yani okul koridoru olarak görme fikri ve o cadde üzerinde sınıfların var olduğunu düşünme fikri bana da zaten çok yakın bir fikir oldu. Aynı zamanda bu tabii Taksim'in kültürel rolünü de canlandırmak üzere düşünülmüş bir konseptti. Bu bağlamda aslında koridordan dediğiniz gibi sınıflara girip çıkarak her sınıfta ne öğrenildiğine, ne öğrenilebileceğine bakarak çalışmaya çalıştık. İşte Taksim'de Aksanat'tan başlayıp işte daha sonra Yapı Kredi, Arter, Pera ve daha ileride işte Salt Galata ve Südyesi uzanan, aslında ne taraftan başladığınızın çok da önemli olmadığı bir düzenleme. Tabii ki İstanbul çok özel bir şehir ve Biennale'in bu şehirde konumlanması ve sosyal tasarıma ait göstermesi şehre açması anlamına da geliyordu bizim açımızdan. 6 tane alt işte bozum okulu, akışlar, dünya, ölçekler, zaman ve sindirim okulu olarak belirlenmişti. Çok çeşitli günlük yaşam, toplumsal kaygılardan, gelişimlerden yola çıkan konularla uğraştık. Ve bunları bir öğrenme biçimi olarak göstermeye çalıştık. Bütün bu söylediklerim tabii biraz önce değinmeye çalıştım. Bu küratöryal içerik bir şekilde mekanı yansıtma çabasını da tutuyor. Çünkü tüm konuları belirleyebilirsiniz ama mekana geçerken belli bir dokunulabilirlik olması gerekiyor. Yani soyut fikirlerden somut anlaşılabilen, izleyiciyle bağlantı kurabilen bir yapıya geçmek gerekiyor. Çünkü mekan zaten üç boyutlu bir durum. O yüzden bu okulluk konseptini hakikaten çok klasik böyle anlatabilecek şekilde bu koridorun etrafında konumlanmış sınıflar görmek istedim. Sizin bir de çok inovatif bir tasarımınız var. 3+1 sisteminiz var. Ve bunu bu 6 farklı mekanda tasarım ürünlerinin, nesnelerinin sergilenmesi için kullandığınız bir sistem bu. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii. Demin ekipten bahsederken bir ismi atlamış oldum. Şimdi ona dönebiliriz. 3+1 sistemi Berlin'de yaşayan bir endüstri tasarımcısı Luca Tegbert'in sistemi aslında. Bu sistem bir mobilya değil, daha çok mobilya oluşturan akıllıca çözülmüş bir bağlantıdan yola çıkıyor.
Bir köşe bağlantısı bu. Çok ince tutulabilecek 20'ye 20 milimetrelik kutu köprülerle tutulan bir olanaklar sunan bir mobilya fikri bu. Lucas zaten küratörlerle daha önce başka sergilerde de çalışmış. Daha çok bu bağlantıyla oluşturduğu objelerle çalışmış. Ben dahil olduğumda zaten neden bu sistemle çalışacağımızı ortak çalışmaya başladığımız nokta benim o sistemden ve o sistemin yapabileceklerinden yola çıkarak farklı tipolojiler belirlemem ne oldu. Daha önce bahsettiğim gibi yüksek katılımcı sayısından dolayı işte 6 tane tipoloji belirledik. Nedir? İşte bir masa, işte alkol dediğimiz böyle daha niş gibi ettiğimiz, bizi oturtabilecek elemanlar, işte televizyonları, ekranları taşıyan elemanlar olmak üzere böyle bir aile yarattık. Malzemeleri ben seçtim veya ortak seçtik diyelim. İşte galvanize çelikler, profillerle çalıştık. Benim belirlediğim boyutlarda daha modüler sistem oluşturduk. Diğer özel bir modüler sistem oluşturduk. Üretim için de tabii bu daha rahat ettiren bir durum. Çünkü her etre için farklı bir kaide yapmaya çalışsanız çok daha şakaklı bir üretim gerektiriyor. Daha uzun süren özel üretim gerektiriyor. Malzemeleri piyasada bulunan endüstriyel malzemelerden seçtik. Yani işte galvanize çelik, üstüne yatay elemanları sunta olarak belirledik. Onun dışında mesela salt salatada mekanları ayırmak için işte Karaköy'de o sineklerden onları 8 katmanla bir perde haline getirdik. Belli bir görünürlük sağlayabilmek için mekanın içinde. Projeksiyon yaptık, mekanları ayıran iki perde oldular. Bu sistemle Lucas'ın özellikle ilk başta dahil olduğu bir ortaklaşa çalışmamız oldu. 3 artı 1 ama dediğim gibi Lucas'ın ürettiği, benim bu sergiyi de adapte ettiğim diyebileceğim bir sistem. Ben şimdi kendim için özel olan bir soru sormak istiyorum size. Kentlerin Bienal ile ilişkisi ile ilgili. Şimdi siz de biraz önceki soruma yanıt verirken İstanbul'un aslında özel bir şehir olduğundan bahsettiniz. Ve İstanbul'un tasarım bienaline ev sahipliği yapıyor olmasının da aslında tabii sizin kurgunuz, tasarımınızda bir yansıması vardır diye düşünüyorum. Daha önce pek çok farklı şehirde, kentte sergi tasarımı yapmış birisi olarak aslında merak ettiğim şey şu. Bir İstanbul var ve bu şehrin sizin teması olan bir bienal dahi olsa, içinde birbirinden farklı 200 tane katılımcının eserinin olduğu bir sergi de, bir bienal de olsa, bu farklı 6 tane birbirinden bağımsız mekanın işte bir koridor üzerinden birleştirilmesi gibi bir kurgu da yapmış olsanız, onun dışında örneğin İstanbulluluk ya da İstanbullu katılımcının da size sunduğu avantaj, dezavantaj, sınırlar ya da olasılıklar, olanaklar oluyor mu? Merak ettiğim şey bu. Bu 6 farklı mekanın tasarımında gene sizin daha önce yaptığınız röportajlarda edindiğim bilgi şu ki bir dışarı açılmak, ışığı içeri almak gibi aslında dertleriniz var. Ki biraz önce söylediğiniz gibi duvara hiçbir şey asmamak, olabildiğince ortada sergilemekten bahsettiniz. Bu 3 artı 1 tasarımıyla prensibiyle ilgili bahsederken. Bu size İstanbul'un yaptırdığı bir şey miydi? İstanbul'un düşündürttüğü bir şey miydi? Diye ben sorayım. Eminim ki yanıtı benim sorumdan çok daha geniş olacak. Evet, İstanbul kesinlikle son derece ilham veren bir şehir. Zaten benim doğup büyüdüğüm şehir. Ben liseden sonra yurt dışına gittiğim için. İstanbul'un erkek sesinde okudum. İstanbul sesinde daha doğrusu. O da tarihi yarımadada bulunan eski ve çok görkemli bir bina. Ve sürekli gidip geldiğiniz zaman da bütün şehrin içinden geçip oraya varıyorsunuz. Ve son derece tarih katmanlarıyla dolu bir yerde 8 senemi geçirmiş oldum. Onun dışında tabii ki İstanbul zaten bir metropol, yani 16 milyon nüfusu olan bir şehir. Dolayısıyla Avrupa kentlerinden arasında da çok
özel bir yer var. Çok karmakarışık bir yer. Biz Pera'da çalışırken benim ilk refleksim bu camları açmamız gerek oldu. Çünkü o konumu nedeniyle binanın zaten tarihi yer olmadığına bakıyorsunuz ama aynı zamanda Haziç üzerinden işte Eyüp, Balat ve Kağıthane'ye kadar uzanan son derece düzensiz, neredeyse çarpık diyebileceğimiz bir yapılaşmayı da görüyorsunuz. Bu da İstanbul'un bir gerçeği. Dolayısıyla özellikle sosyal tasarımla ilgili bir bienalde şehri içine katmanın, mekanlara katmanın gerekli olduğunu düşünüyorum baştan beri. Mimarlık zaten farklı ölçeklerde var olan, her zaman tasarlama lüksümüzün olmadığı bir pratik maalesef. Daha doğrusu ülkemizde böyle gerçekleşen pratik. Ama İstanbul şehir olarak, kültürü olarak, tarihi olarak çok özel mimariye sahip bir nokta. Dolayısıyla tabii ki son derece ilham verdi. Onun dışında İstanbul'da hala bazı yani yapı malzemeleri olsun, çalışma tarzı olsun, işte Karaköy gibi böyle bir vahanın dibinde çalıştık. Orası da gidip gelip hani her türlü malzemeyi bulabileceğiniz, çok rahat bir sürü şeye ulaşabileceğiniz bir nokta. Karaköy'ün o işte Perşembe Salı Pazarı, o Perşembe Pazarı, orada bulacağınız malzemeleri de yurt dışında o zenginlikte bir arada bulmanıza imkan yok. Yani her ne kadar burada bazı şeyler çok daha düzenli ise de İstanbul'un dinamiği, o hızı, yoğunluğu bir sürü şeyin çok anında çözülebilmesine de imkan veriyor. Bu tip şeyler hem uygulamada önemli hem de tasarımı yaparken de önemli. Genel olarak şehirle olan ilişki her zaman her sergide bu kadar net bulunabilen bir şey değil. Çünkü müze mekanında çalıştığınız zaman daha çok kapalı mekanlarda çalışıyorsunuz. Yani şehirle olan ilişki her zaman bu kadar direkt olmuyor. Klasik müze yapısı, yani 19. yüzyılda başlayan müze yapısında aslında tabii büyük açıklıklar, kentle, etrafla olan ilişki ön planda. Ama zamanla sergilenen işlerin sağlığı açısından, işte gün ışığı olsun, ısı olsun, onları korumak adına bir sürü müze mekanı şehre kapatılmış oldu. Perdeler, duvarlarda vesaire. Pera'da da bu böyleydi. Sağolsunlar müze bize çok yardımcı oldu bu camları açmak istediğimizde. Çünkü tabii ki yani başka sergilerde dedim, klima, yani iklim koşulları söz konusu oluyor. Dolayısıyla aynı şekilde davranamıyorsunuz her sergide. Ama bu tasarım bir yerine bizim için en olumlu tarafı mekanlara olabildiğince müdahale edebilmemizdi. Ve İstanbul'da dediğim gibi onun kalabalığını, işte İstiklal Caddesi'nin canlılığını veya Haliç'in işte büyüleyici manzarasını mekanların içine alabilmemiz oldu. Burada bize ilham veren. Benim zamanla ilgili olarak biraz kaygılanmaya başladığım için iki tane sormak istediğim soru vardı. Ben ikisini birden size sorayım. Ondan sonra sözü size vererek daha sonra kapatalım. Şimdi birinci sorum şununla ilgili. Biyenal sırasında ya da sonrasında ziyaretçiler, Biyenal'i ziyaret edenlerden hiçbir geri bildirim alma fırsatınız ya da gözlemleme fırsatınız oldu mu? Sizin tüm bu arka planda yaptığınız kurgunun çalışıp çalışmadığını gözlemleme fırsatınız oldu mu? Birinci sorun bununla ilgili. İkinci sorun da sizin kişisel bir merakınız var minyatür. Ya mesleki eğitiminizin ve bundan önceki tüm sergi tasarımları ile ilgili deneyiminizin dışında bir de minyatürle ilgili özel bir merakınız var. Bunun da sergi tasarımınıza nasıl yansıdığını sorarak sorularıma son vermek istiyorum. Söz sizde. Sağ olun. Şimdi Biyenal esnasında çok böyle dolaysız bir şekilde tepki alma fırsatım olmadı ama gözlemleme fırsatım oldu. Ve hani mekanların çok ferah olduğu ve izleyicinin rahat gezdiği gibi bir izlenim edindim. Yani ben tabii tepkiden sonrasında tekrar Brüksel'e döndüğüm için uzun vadede çok fazla gözlemleyemedim. Ama duyduğum, gözlemleyenlerden duydum. Rahat gezilebilen ve yani izleyicisiyle bağlantı kurabilen bir mekan tasarımının algılandığı oldu. İnsanlar zaten gösterilen işlere bayağı ilgiyle yaklaştılar. Ve hani bu mekanların ferahlığı, tıka basa dolu olmamaları, daha çok mekanların ortasında işlere konsantre olmak gibi bizim hedeflediğimiz
bazı tasarım noktaları zannediyorum olumlu bir şekilde karşılandı izleyiciler tarafından. Onun dışında biz mesela Aksanat'ta bizden sonra düzenlenen sergi Ötedeki Mimarlık, iki sahip değer mimarımızın Tümer Tekin ve Tabanlıoğlu'nun sergisinde bizim bu elemanların da bir kısmı kullanıldı diyebiliyorum. O da bizi çok sevindirdi çünkü bir tekrar kullanıma açılması bizim elemanların bizim zaten çok istediğimiz bir şeydi. Dolayısıyla genel olarak zannediyorum rahat algılanan ve tekrar gelip dolaşıldığında itici olmayan, tanınabilirliği olan bir mekan tasarımına ulaştık diye umuyorum açıkçası. İkinci sorumuza geldiğimde ben minyatür sanatının çalışmalarını daha çok bir tasarım metoduna, yöntemine çevirmeye çalışıyorum. Çünkü minyatür illüstratif bir sanat, yani bir mimarlığı, yani mimarlık tasarım esnasında, mimarlık tasarım esnasında ortaya çıkmış değil, daha çok dokümentasyon için, belgeleme için oluşmuş bir sanat biçimi. Aynı zamanda çok güzel bir tarafı var, o da hikaye anlatıcılığı diyebileceğimiz bir şey. Yani benim üniversitede verdiğim atölyenin de zaten başlığı, işte narrative space materiality, bu hikaye anlatan mekan ve malzeme materiality üzerine. Minyatürde benim ilgimi çeken estetiği dışında, estetiği zaten farklı bir şey ama güzelliği ve estetiği dışında obje odaklı çalışması. Yani bir minyatürde tek düzlemde değil, objenin gerektirdiği, baktığınız, izlediğiniz objenin gerektirdiği düzlemde perspektifi değişik noktalarda kullanabiliyorsunuz. Bu da realistik veya gerçekçi bir işte, bildirim yerine diyeyim, gösterme yerine daha çok tasarımcının elinde olan kompozisyona dayalı ve bu nesnelerin arasında kalan mekanın anlam kazanmasına, hikaye anlatmasına yarayacak bir çalışma biçimi diye görüyorum. Dolayısıyla sergi tasarımlarında da obje odaklı başladığımızdan ve bu objelerin etrafında, aralarında kurulabilecek biçimi izleyiciye de çok bağlı olduğundan minyatür sanatı bir yöntem olarak çalışmaya, almaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani binalar arası minyatürde ne görüyorsak, özellikle işte Matrak Çınasının minyatürlerini ben bu konuda örnek alıyorum. O arada kalan boşlukta bizim aklımıza gelebilecek hikayeler ne olabiliyorsa bunları aynı şekilde iç mekan kurgularında kullanmaya çalışıyorum. Ve hala süre gelen ve de etkileyen bir araştırma konusu olarak pratiğime yardımcı oluyor. Sevgili Aslı, bugün bizimle birlikte olduğunuz ve Tasarım Bienali'nin kurgusuyla ilgili bu süreci, bu deneyimi bizimle paylaştığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum size ve tekrar emeğinize sağlık, elinize sağlık diyorum. Böylelikle benim atladığım bir şey yok ise ben bu programı bugün kapatayım isterim. Var mı acaba sizin eklemek istediğiniz son bir şey? Çok teşekkür ederim. Konuk olmak size Medyascope'a ilmiş için çok büyük bir zevkti. Hoşçakalın diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili mekan ve insan izleyicileri, bugünkü programımızı böyle kapatırken tabii ki gelecek haftanın programı ile ilgili de ufak bir ipucu verelim. 24 Aralık Pazartesi saat 18'de Mekan ve İnsan'ın 38. bölümünde Onur Alp Öztürk'ü ağırlıyor olacağım. Ve kendisiyle akıllı şehirler üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. 38. bölümümüzde gelecek hafta pazartesi günü görüşmek ümidiyle. İyi akşamlar.